Arkadaşlar burada amaç hedeften ziyade benim şey, mermiler çok eski istikaktaki. Burası bayağı şey, ucu buca güvenli bir yer yani. Aşağı yukarı 10 metre. Belki biraz daha fazladır. MK'nin eski mermilerini koydum. MK biraz şey, böyle sağlam patlıyor. Tekrar atış yapacağım. Tabancayla hiç iyi değilim ama olsun. Gerçi aynen arkadaşlar, su olmadığı için delip geçiyor. Şöyle bir iki tane daha koyayım. Aslında aparat yanımdaysa, dur bakayım bir. Bir de açı değiştireyim. Farklı bir açı yapayım size. Bakalım eğlenceli olacak mı? Evet. Bizim Düldül'le geldim. Şöyle bir şey yapalım. Gel buraya. Çünkü şişeler vuruluyor fakat vurulmadı belli olmuyor. Bu hedef daha küçük. Bir de benim ellerim biraz titrer. Bakalım. Bir iki tane sallayayım. Şu istikakları bitirmem lazım. Oba. Emniyeti aldım. Tetik parmağım dışarıda. Güvenli bir yere. Biraz aşağıdan vurdum. Buraya gelmedi. Yine şişeyi vurdum. Önemli olan bunu vurmam. Bu arada zaten nişancı falan değilim arkadaşlar. Bu hayatımda ikinci kez, yani kendi arazimde ikinci kez atış yaptım diyebilirim yani. Daha hava da açacağım ya. Uğraşamam. Aa, silme geçti. Gördüm. Demek ki biraz atış çalışması yapacağım. Bayağı şey olur. Şimdi biz hep alt tüfeğiyle atış yaptığımızda, bakın şunu gözüküyorsa, hani şöyle
Gerçi tetik de çok iyi değil ama hani ezerek düşürmek lazım. O yüzden tetik ezme işi hep şeyle yaptığımızda, out fail atış yaptığımızda bana biraz şey tuhaf geliyor. Evet. Ya al şişeyi, sürekli altındaki şişeyi vuruyorum. Biraz alta atıyorum ya da biraz üste. Aynen. Buna gelmiyor arkadaşlar. Bunu vurmam için benim bayağı bir çalışmam lazım. Attıklarım bak hep şişenin buralarına geldi. Şuradan, 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 şuradan. Delik deşik olmuş zaten. Mesela bak buraya doğru atış yaptığımda elim alışkın olmadığı için tetiği biraz şey, büyük hedefte neyse de küçük hedefte ya arpacık denklemesinde hata var ya da şöyle emniyet ya da şey tetiği çektiğimde şöyle aşağı doğru çekiyor da olabilirim. İşte o şey uzun süre atış yapıp gelişmeniz lazım. Onun için de işte daha yeni yeni 100 tane mermi ayarlayabildim. Kompakt bir silah. Uzun bir silah olsa belki atış daha şey olur. Bir de bunun artık şey gez arpacık aynen ya. Biraz şey boyalara da gittiği için havada hafif karanlık. Hani denklemesiyle hizalaması da zor. Şöyle bakayım. Yok ya, silme geçiyor görüyorum. Sıfır yani, milimetrik kaydırıyorum böyle atış yaparken. O da çok normal. Neyse, mermileri israf etmeyeyim. Müsait bir zamanda toprağın kalktığı yerleri görebiliyorum çünkü buradan dibinden kaçırıyorum. Müsait bir zamanda şey yapayım, gündüz gözü. Bunun gez arpacı zor oluyor bu şekilde. Neyse, peder görmesin anasını satayım, traktörün şişesiydi. Ne yapayım, hedef yoktu. Birazcık parçaladık ya, bir şey olmaz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şurada sağlam bir şey var. Onu doldururuz. Şöyle bir önce emniyetimizi alalım. Güvenli yere tetik düşürelim. Fazla mermi yok yanımda. 3 4 5 5 tane dursun içinde. Yedekte de 12 13 tane falan var. Evet. Şimdi gidelim. Böyle hafta içi veya hafta sonu müsait bir zamanda böyle güzel böyle 3-5 tane hedefe koyup bir şeyler patlatalım. Ben daha doğrusu hani hasta satış değil de böyle ne bileyim tuğla kırmayı hani böyle tahta ahşap bir şeyler koyup onu parçalamayı seven bir insanım. O yüzden bir dahaki atışlarda böyle sote bir yer bulup tenha bir yer bulup insanlardan uzak orada birkaç atış yapacağım. Şimdi burada şey bir denemek istedim açıları. Baş aşısı ve göğüs gövde aşısı nasıl olacak diye. Bir de şöyle kola takılan bir aparatlar benim hoşuma gitti. Bunu da denemek istiyorum ya. Hadi bakalım. Eğer bu baş aşısı falan kötüyse şu şekilde böyle biraz daha böyle öne doğru eğeceğim. Ayar yapacağım. Bunları paylaşmaktan ziyade paylaşacağım da hani birazcık da hatıra ya.
şey kızaklıyor. Burası da benim yanan tarla gemlik. Abi her gördüğümde canım sıkılıyor. Yemin ediyorum canım sıkılıyor ya. 2 dakika önünden geçeyim bari.